Şu anda Şırnak'ı Van'a bağlayan mevcut yol 7-8 saat sürmektedir. Bu bittiği takdirde 2,5 saate inecek bir yoldur. Artı Van tarafındaki sınır kapısı ile gümrük kapısı ile Şırnak tarafındaki Habur, Silopi'deki Habur sınır kapısını birleştirecek olan güncel modern İpek yolu diyebileceğimiz bir fonksiyona sahiptir. Yani iki sınır kapısını birleştiren Van ve Şırnak'ı 2,5 saate indirecek çok fonksiyonlu bir yoldur. Şırnak için, yöremiz için herhalde 50-60 fabrikadan çok daha önemli bir yol fonksiyonu vardır. Evet. Ben kendim de Kürdüm. Ben kendim de Muşluyum, Kürdüm. Yani eğer ben örneğin İstanbullu bir iş adamı olsaydım gelip burada bu risklere girmezdim. Bu yören insanı olarak burada ekmeğimi kazanmaya ve benimle beraber yaklaşık 150-200 kişi ekmek kazanıyor bu işten. Bu açıdan bu yapılanı çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum ve kınıyorum. Ve halkımızın da bunun bilincinde olmasını istiyorum. Allah kabul etmesin diyorum yine daha önce dediğim gibi. Şöyle bir şey. Bu birkaç seferdir oluyor. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Buna rağmen biz yine bu barış sürecinin devam etmesinden yanayız. Bir an önce bu kanın durmasını istiyoruz. Şimdi dünkü olay maalesef çalışmalarımızı büyük oranda sekteye uğratmıştır. Bu yolun asıl amacı Gürbulak sınır kapısından gelen araç ve tır akışını buradan Habur'a bağlamaktır. Şırnak'a bu ortalama 3-4 fabrikaya eşdeğer bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Bu durumda mağdur olan Şırnak ve Şırnak halkıdır. Çünkü kör bir noktada kalan Şırnak'ın hiçbir yerle bağlantısı yok. Tek bağlantısı Şırnak-Van yoldur. Bu da maalesef çalışmalarımıza büyük bir sekte vurmuştur. Burada 150-200 kişiye yakın insan çalışıyor. Bunların büyük bir kısmı operatör, idari personel. Bunların büyük bir kısmı da Şırnaklı. Yani Şırnaklar burada çoluk çocuğunun geçimini sağlıyor. Buradan çocuklarına nafaka götürüyor, çocuklarını okutuyor. Şehrin gelişmesine ve aydınlanmasına vesile olan bir yatırım aynı zamanda. Tamam.